Sevgili Evvel Cevap YouTube kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 3. Sınıf Hayat Bilgisi ders kitabımızda yer alan meslekleri araştırıyorum. Etkinliğini işlemeye çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar bir hazırlık sorumuz var. Bu hazırlık sorumuza birlikte bakalım. Anne ve babanızın mesleklerini söyleyiniz. Arkadaşlar anneniz ve babanız hangi meslekleri yapıyorsa bir cevap vermelisiniz burada. Benim annem ve babam öğretmen. Evet, bir resmimiz var. Resmimizi inceleyelim. Öğrencilerim dünkü matematik dersinde çok başarılıydılar. Bugün çok fazla hasta muayene ettim. Evet, burada anne öğretmen, babanın da doktor olduğunu görüyoruz. Kendime yeni bir elbise diktirdim. Devam edelim arkadaşlar. Görsellerde söz edilen meslekleri ve bu mesleklerin günlük yaşamımızdaki önemini söylediğiniz öğretmenin, doktorun e, ve aynı zamanda bu e, ev hanımı, ev hanımının e, bir terziye gittiğini görüyoruz. Terzinin günlük hayattaki önemi çok fazladır. Öğretmen bize e, pek çok bilgiyi öğretir. E, doktor hastalandığımızda e, bizi tedavi eder. Terzi ise e, elbiselerimizle ilgili bir problem olduğunda. Ee, bu sorunu çözer. Evet ilgi duyduğumuz mesleğin özellikleri hakkındaki araştırmamızı arkadaşlarınıza paylaştık. Evet şimdi bir metin var arkadaşlar ona bakalım. Arda Pilotluk bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimsenin mesleğidir. Bunun için pilotluk eğitimi veren okullarda okumak, pilot ehliyeti almak gerekir. Ada Veterinerlik hayvan hastalıklarını Tedavi eden, uzman kişileri mesleğidir. Bu meslek için üniversitelerin veterinerlik bölümünde okumak ve hayvanları çok sevmek gerekir. Yiğit. Çiftçilik, toprağa ekip ürün yetiştirerek geçimini sağlayan kişilerin mesleğidir. Çiftçilik çok emek ister. Çiftçi, yetiştirici ürünün tohumunu toprağa eker. Toprağa sular ve ürün elde eder. Melis. İnşaat mühendisliği. Bina, köprü, baraj gibi yapıların inşasında plan planı yapan ve uygulayan kişilerin mesleğidir. Bunun için mühendislik eğitimi veren okullarda okumak gerekir. İnşaat mühendisleri insanların ev, yol, köprü gibi ihtiyaçlarını karşılar. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli yaptıkları iş meslekleridir. İnsanların ihtiyaçlarından dolayı çeşitli meslekler ortaya çıkmıştır. Mesleklerin tümü toplumun farklı ihtiyaçları için gerekli ve önemlidir. Bu nedenle her meslek saygındır. Her meslek günlük yaşamda farklı mesleklerle ilişki içindedir. Örneğin bir fırıncının ekmek yapabilmesi için çiftçinin buğday üretmesi gerekir. Fabrikada çalışan işçinin buğdayı un haline getirmesi gerekir. Evet arkadaşlar bir sorumuz var. Doktorluk mesleğinin günlük yaşamdaki önemini ...tartışınız. Ee, şöyle bir cevap verebiliriz. Doktorluk mesleği... ...hastalıklara çare bulmuştur Ve günlük yaşamımızda çok önemli bir yere... ...sahiptir. Konuyu pekiştirelim. Aşağıdaki alanına... ...ilgi duyduğunuz meslekle ilgili bir resim yapınız. Hangi mesleğe ilgi duyuyorsanız... ...arkadaşlar bununla ilgili bir resim yapmalısınız. Ee, biz... E doktorluk mesleğine ilgi duyduğumuz için bir doktor resmi e, yapmayı yapmaya uygun gördük. E, şimdi arkadaşlar e, resimde ki meslekle ilgili aşağıdaki çalışmayı yapınız diyor. E, bu meslek sahibi hangi alanda hizmet vermektedir? Doktorluk mesleği sağlık alanında hizmet vermektedir. Bu mesleğin özellikleri nelerdir? Meslektekilerin kullandıkları özel kıyafet varsa yazınız. Doktorluk çok önemli bir meslektir. İnsanların sağlığının korunması için önlem alan, hastalıkları teşhis koyan ve tıbbi ve cerrahi operasyonları, operasyonları yaparak hastalıkların tedavisini yapan kişilerdir. Bu meslekte yapılan işler nelerdir? Ee, bu meslekte arkadaşlar e, hastayı muayene bölümüne alarak hastanın şikayetini sorar. İlk aşamada stetoskopla hastanın sırtını ve göğsünü dinler. Hastanın tansiyonunu ölçer. Sağlıklı olan hiçbir hastalığı olmayan bebek ve yetişkinleri hastalıklardan korumak için aşılar yapar. Hastanın hastalık durumuna göre özel testler, röntgen çektirir. Testler yapar ve röntgen çektirir, bunları inceler. Hastaların tekrardan sağlıklı olmaları için tavsiyelerde bulunur, reçete yazar. Hastalığı geçirebilecek ilaçlar verirler. Bu arkadaşlar doktorluk mesleğinde yapılan işlerdi. Bu meslek olmasaydı ne olurdu? Arkadaşlar bu meslek olmasaydı hastalıklara tedavi bulamazdık. E, bu hastalıklar bize çok büyük acılar verebilirdi. Ama doktorlar e, hastalıklarımıza e, çare bularak şifa bularak bizi bu acıları çekmekten kurtarıyor. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Sınıfınızda Evvelcap YouTube kanalını ve Evvelcap.com web sitesini Tavsiye etmeyi arkadaşlarınıza söylemeyi unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone olun. Ee, bu videonun altına yorum atın. Videomuzu beğenin. Derslerinize başarılar diliyorum. Evvelce Cevap ailesinden saygılar, selamlar.